Okyanus yırtıcıları söz konusu olduğunda büyüklük önemlidir. Köpek balıkları da bu pazarda oldukça büyük bir paya sahiptirler. Tüm köpek balığı türleri büyük olmasa da bazı türler denizdeki en büyük balık türlerindendir. İnsanların köpek balıklarına olan hayranlığı özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Her şeyden önce büyük, etçil köpek balıklarının insanları öldürüp yedikleri bilinmektedir. Bu balıklarla ilgili bir başka büyüleyici şey de iskeletlerinin diğer balıklar gibi kemikten değil, kıkırdaktan yapılmış olmasıdır. Bu okyanus yırtıcılarının büyüklüklerini ölçmek çok sağlıklı olmasa da, genellikle köpek balığı uzunlukları ve ağırlıkları, yakalandıklarındaki ölçümlerden oluşmaktadır. Listemizdeki köpek balıklarının boyutları, farklı kaynaklardan alınan verilerin ortalamasıyla oluşturulmuştur. İşte okyanustaki en uzun köpek balıkları için bulabileceğiniz bilgiler. İyi seyirler. 10 numara, büyük çekiç başlı köpek balığı. Büyük çekiç başlı köpek balığı, Spirnida familyasına ait, ortalama 3 ila 4,6 metre, maksimum ise 6,1 metre uzunluğa ulaşan, en büyük çekiç başlı köpek balığı türüdür. Dünya çapında tropikal ve ılıman sularda, kıyı bölgelerde ve kıta sahanlığında yaşar. Büyük çekiç kafası, neredeyse düz bir ön kenara sahip geniş çekiç şekli ve uzun, orak şeklindeki birinci sırt yüzgeci ile diğer çekiç kafalı köpek balıklarından ayırt edilebilmektedir. Yalnız, güçlü yüzen bir apex avcısı olan büyük çekiçbaş, kabuklulardan ve kafadan bacaklılardan kemikli balıklara ve daha küçük köpek balıklarına kadar çok çeşitli avlarla beslenir. Bu türün canlı bir üreme şekli vardır ve her 2 yılda bir 55 yavru doğurur. Potansiyel olarak tehlikeli olmasına rağmen, büyük çekiç kafası nadiren insanlara saldırır. Bu köpek balığı, Asya pazarında köpek balığı yüzgeci çorbasının ana maddesi olarak son derece değerli olan, büyük yüzgeçleri nedeniyle yoğun bir şekilde avlanmaktadır. 9 numara, pamuk balığı. Mavi köpek balığı olarak da bilinen, dünyanın ılıman ve tropikal okyanuslarında derin sularda yaşayan, Carcharhinidae familyasında bir revuyem köpek balığı türüdür. Ortalama 4 metre civarında olan ve daha soğuk suları tercih eden köpek balığı, New England'dan Güney Amerika'ya kadar uzun mesafelere göç eder. Genellikle uyuşuk olsalar da çok hızlı hareket edebilirler. Büyük avlarla beslenmelerine rağmen, öncelikle küçük balıklar ve kalamar ile beslenirler. Maksimum ömürleri hala bilinmemekle birlikte, 20 yıla kadar yaşayabileceklerine inanılmaktadır. 8 numara, kaplan köpek balığı. Kaplan köpek balığı, Geliocirdonidae familyasının son üyesidir. Büyük bir makro avcı olmalarının yanı sıra, dişiler 5 metrenin üzerinde bir uzunluğa ulaşabilirler. Popülasyonları, özellikle Orta Pasifik adalarında, tropikal ve ılıman suda bulunur. İsimleri, bir kaplanın desenine benzeyen, vücudunun aşağısındaki koyu çizgilerden türemiştir. Ancak, köpek balığı olgunlaştıkça bu izler kaybolur. Kaplan köpek balığı, yalnız ve çoğunlukla gece avcısıdır. Kabuklular, balıklar, foklar, kuşlar, kalamar, kaplumbağalar, deniz yılanları, yunuslar ve hatta diğer küçük köpek balıkları da dahil, tüm köpek balıkların en geniş besin spektruna sahip olması dikkat çekicidir. Aynı zamanda bir çöp yiyici olarak ün kazanmışlardır. Genellikle tepe avcıları olarak kabul edilmelerine rağmen, kaplan köpek balıkları bazen katil balina grupları tarafından av olarak avlanılmaktadır. 7 numara, Treşir köpek balığı. Uzun kuyruklu veya yaygın olarak harman köpek balığı olarak da tanınmakla birlikte, tilki köpek balığı olarak da bilinir. Dünyanın tüm ılıman ve tropikal okyanuslarında bulunan, Alopida familyasının, büyük lamniform köpek balıklarıdır. Alopias cinsi içinde 3 mevcut tür bulunmaktadır. Her 3 köpek balığı türü de, 2007'den beri Dünya Koruma Birliği tarafından, neslinin tükenmesine karşı savunmasız olarak listelenmiştir. Ek olarak, etleri, karaciğerleri, derileri ve köpek balığı yüzgeci çorbasında kullanılmak üzere avlanılmaktadır. 6 numara, 6 solungaçlı köpek balığı.
Boyları genellikle 5 metre olurken, 8 metre olanlarına da rastlanılmıştır. Kafalarıyla burunları kısa ve geniş olmakla birlikte, gözler de başa göre küçüktür. Sırtları, koyu kahverengi ya da koyu gri, karın kısmı ise kirli beyazdır. Yandan bakılınca pektoral yüzgecinin hemen sol üstünde, sağlı sollu altı çift solungaç yarıklarının bulunması, bu türün en önemli özelliğidir. Gövdeleri mekik biçiminde hidrodinamiktir ve bu sayede iyi yüzücülerdir. Yaşayan köpek balıklarının en ilkelidir ve Jura devrinden kalma fosillerle birçok benzerlik sergilemektedir. Gündüzleri deniz tabanında dinlenip geceleri avlanırken, eti insanlar için zehirlidir. Türkiye sularında ve Atlas Okyanusu'nda görülürler. 5 numara, Grönland köpek balığı. Grönland köpek balığı, aynı zamanda gri köpek balığı ve gri köpek balığı olarak da bilinir. Kuzey Atlantik ve Arktik okyanuslarında yaşayan, potansiyel olarak soğuk su balığı türüdür. Tüm omurgalı türler 250 ila 500 yıl ile bilinen en uzun ömre sahiptir. 7 metre boyutlarıyla mevcut en büyük köpek balığı türleri arasındadır. Toksin seviyelerini düşürmek için işlenen Grönland köpek balığı eti, İzlanda'da Sturhal olarak bilinen İzlanda ulusal yemeğidir. Kuzey Kutbu ve Kuzey Atlantik'in soğuk derinliklerinde, insan faaliyetlerinden izole edilmiş olarak yaşadıkları için, insanlar için bir tehdit olduğu bilinmemekle birlikte, insanlara karşı hiçbir saldırı da kaydedilmemiştir. 4 numara, Büyük Beyaz Köpek Balığı. Lamnida familyasından bir köpek balığı türüdür. Büyük yetişkin dişilerin boyu 7 metreye, ağırlığı 2268 kilograma ulaşabilen bu köpek balığı, dünyadaki ılıman sularda yaşarlar. Büyük beyaz köpek balığının Akdeniz havzasındaki temel besinleri, orkinos balıklarıdır. Ancak orkinos balıklarının neslinin azalması sonucu, yunuslar ile beslenmeye ağırlık verdikleri tahmin edilmektedir. Balina, yunus, diğer köpek balığı türleri, deniz kunduzları, foklar, penguenler ile tuna balıkları en favori yiyeceklerindendir. Büyük beyaz köpek balıkları, filmlerde korkunç yaratıklar olarak tanıtılması nedeniyle çok avlanmış ve soyları tükenme tehlikesine gelmiştir. 3 numara, Dev Ağızlı Köpek Balığı. Dev ağızlı köpek balığı, sadece plankton ile beslendiği bilinen 3 köpek balığı türünden birisidir. Megachasmidae familyasının tek cinsi olan, Megachasma'nın tek üyesidir. En sonuncusu 2018 yılında olmak üzere, bugüne kadar 99 dev ağızlı köpek balığı görülmüş olup, bunlardan daha da azı bilimsel olarak incelenebilmiş olduğu için, bu balık hakkındaki bilgiler oldukça kısıtlıdır. Ölçülebilmiş olan en büyük dev ağızlı köpek balığı 7 metre uzunluğunda, 2004 yılında ölü olarak Tokyo'nun bir sahiline vuran, dişi bir balık olmuştur. Şimdiye kadar hem Atlantik Okyanusu'nda, hem de Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'ta görülmüş olmaları nedeniyle, dünyadaki bütün ılık denizlerde bu balık türüne rastlanabileceği tahmin edilmektedir. En sık Kaliforniya açıklarında ve Japon adalarının civarında görülmüşlerdir. 2 numara, Büyük Camgöz Köpek Balığı. Dünyanın en büyük balığı olan, balina köpek balığından sonra gelen, dünyanın en büyük ikinci balığıdır. 10 metre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa ulaşabilirken, 12 ya da 15 metre uzunlukta olanların da görüldüğü söylenmiş olup, henüz bugüne kadar kanıtlanamamıştır. Büyük camgözde aynı balina köpek balığı gibi, sadece deniz suyundan plankton filtreleyerek beslenir. Fakat, balina köpek balığının yaptığı gibi, aktif bir şekilde suyu kendi gücüyle içine çekip dışarıya püskürtmez. Büyük camgöz, çok büyük olan ağzını daima açık şekilde dolaşarak, suyu solungaçlarıyla tarar. Bu şekilde her saatte 2000 litre deniz suyunu filtreleyerek, suyun içindeki küçük hayvanları ağzında toplamaktadır. 1 numara, Balina Köpek Balığı. Balina köpek balığı, yavaş hareket eden, filtre yöntemi ile beslenen ve bilinen en büyük köpek balığı türüdür. Onaylanan en büyük balina köpek balığı, 18.8 metre uzunluğa sahiptir. Hayvan krallığında büyüklük açısından birçok rekora sahip, özellikle de en büyük yaşayan memeli olmayan omurgalı hayvandır.
Rhynchodon cinsinin tek üyesi ve Candirectis sınıfındaki Elasma branki alt sınıfına ait olan Rhynchodontida familyasının tek mevcut üyesidir. Balina köpek balığı, tropikal okyanusların açık sularında bulunan, nadiren 21 derecenin altındaki sularda yaşarlar. Vertebral büyüme bantlarına ve serbest yüzen köpek balıklarının büyüme oranlarına bakan çalışmalarda, balina köpek balığı ömrünü 80 ila 130 yıl olarak tahmin etmiştir. Balina köpek balıkları çok büyük ağızlara sahip, neredeyse plankton ile küçük balıklarla beslenirlerken, insanlar için tehdit oluşturmamaktadırlar.